Narin. Narin. Hı. Kızım, Selmet Bey geldi. Bir bakacak mısın? Tamam. Al kızım. Sağ ol abla. Hoş geldiniz Sermet Bey. Hayırdır Nalan Hanım? Bu saatte ne yoksun? Sizi dinliyorum efendim. Buyurun. Bugünlerde ağzınızdan bal damlıyor. Hayırlısı. Kusura bakmayın. Biraz yorgunum da malumunuz. Zor zamanlar geçiriyoruz. Biliyorum. Seni sevindirecek iyi haberlerim var. Ne oldu? Bir gelişme mi var? Hem de ne gelişme? Şadiye'nin olayının olduğu gece polis eve giren 3 kişinin görüntü kayıtlarına ulaşmış. Onlar şimdi emniyette. Yani? Neyse onlar da sorguda inkar etmişler. Dün akşam akrabamıza geldik, evde yoktu. Çıktık gittik demişler. Polis de onları sabaha serbest bırakacak. Nesi iyi haber şimdi, bunu anlamadım. Onlar serbest kalınca bana gelecekler. Bir tanesinin hamile eşi benim elimde. Ha, tehdit edip itiraf ettireceksin yani, anladım. Onların yaptığını nereden biliyorsun? Soracağız Nalan. Sermet, kanunsuz işler yapıyorsun. Yapma. Yapma bunu Sermet. Daha beter çıkmaza sokacaksın işleri. Bırakayım 15 sene yesin değil mi Şadiye? Hiç suçu yokken 15 sene yatsın. Merak etme. Kimseye fıske vurmayacağım. İnanmazsan gel her şey senin gözünün önünde gelişsin. Gelmezsin değil mi? Çünkü sen dürüst bir avukatsın. Dürüst avukatlar ellerini kirletmezler. Ama Sermet senin için kirletir. Sen benim hakkımı nasıl ödeyeceksin be? Neyse boş ver. Senin yüzün gülsün bana yeter. Fazla tutmayayım, misafirim var. Ne güzel değil mi? Kardeşlerin falan görüyor. Onları görüyorsun böyle. Hakikatli kızsın Narin. Ümmü ablanın sana yaptığı onca şeyden sonra hakikatli kızsın. Eyvallah. Allah'ım sen bana sabır ver. Sen bana sabır ver. Sen bana sabır ver. Sen bana sabır ver. Bir şey olmuş. Başka bir nefret. Bir halt var bu kızın bakışlarında. Hadi yiyin bakalım yemeğinizi. Sonra bana kitap okursunuz. Ben okumasını bilmiyorum ki. Bilirsin, bilirsin. Narin ablanızın kafası karışık. Hadi siz yiyin yemeğinizi. Narin abla. Üzülme. Şahide abla gelecek. Sen zaten gerçek katilleri bulursun. Babam sana büyük bir avukat olduğunu söyledi. Merhaba. Afiyet olsun. Aa, Can hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Senden. İyidir, bir konuşsak olur mu? Tamam. Siz yiyin. Ben gelirim. İyice dağılmışsın. Sorma. Atıf bana bakmak için mi yolladı seni? Yok. Benim olanlardan haberim var. Belki içini dökmek istersin diye geldim. Yani Atıf'ın seni Fırat'la ilgili o karar vermeye çağırdığını biliyordum. Ben nasıl vereyim öyle bir karar Can ya? Ya aslında iyi ki geldin ha. Yani kimseyle konuşamıyorum. İyice yalnız kaldım. Deniz de zaten bir uzaklaştı benden. Bence Fırat'la ilgili bir şeyler hissediyor. Bir şey mi söyledi sana? Hayır söylemedi ama ben hissediyorum yani. Ha, açık açık konuşmadı yani. Seninle mi konuştu? Yok. Biz komple konuşmuyoruz zaten biliyorsun. Of. Ne oldu bize böyle dağıldık Can ya? Tam da bütün engeller kalkmıştı önünüzde. Şimdi böyle bir zamanda Fırat'a karşı bu operasyona dahil olursan onu sonsuza dek kaybedeceksin. Atıf hata etti. Seni bu işe bulaştırmayacaktı. Başka bir avukat bulacaktı.
Hem böyle bir seçime zorlaması çok yanlış. Öyle deme, ne yapsın? Nelere katlandı benim için o? Sermet'in tehditlerine boyun eğdi. Yani ailesi rezil oldu, manşetlere çıktılar Şadiye yüzünden. Deniz'e aylarca sevgili numarası yaptı sırf beni korumak için. Neler geldi başına? İtibarını kaybetti, sesini bile çıkarmadı çocuk. Nereye varmak istiyorsun sen? Yine de başka bir avukat tutacak. Yani Fırat'la ilgili dosyaların kararını sana bırakması doğru mu? Ne yapmaya çalışıyor? Ya ne yapsın ya? Yani beni korumaya çalışıyor, değer veriyor bana, duygularımı önemsiyor. O yüzden danıştı işte. Ne yapacaksın peki? Kendi ellerini ateşe mi atacaksın çocukluğundan beri sevdiğin adamı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.